Hayat Sağlıklı Güzel'de sıra geldi en keyifli sohbet anlarımızdan birine. Sevgili program partnerim Mevlüt Dağ'la Estetik Zamanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam bu hafta dolguları konuşalım dedik. Evet. Şakak dolgusunu konuşmuştuk. Şimdi düşünüyorum sırada göz dolgusu var, gözaltı dolgusu var. Gözaltımızda zaten yıllar geçtikçe o geçen zamanı ele veren en önemli bölgelerden biri. Evet. Ve ciddi anlamda bir çöküntü oluyor ve hakikaten dolguyla da düzeltilebiliyor. Biraz sizden bu dolgu yöntemini detaylandırmanızı rica edeceğim. Diğer dolgular yapış amacımız gibi aslında göz altında da zamanla bir deformasyona maruz kalabiliyoruz. Yine bu yaşla birlikte de olabilir ya da yine her zamanki tuttuğumuz nokta ani kilo kayıpları. Evet, evet biz hep zayıflayalım diyoruz, sağlıklı bir bedene kavuşalım diyoruz. Ancak bunun da kontrol olması gerektiğini de programımızda da çoğunlukla vurguluyoruz, konuşuyoruz kah diyetisyenlerimizle. Kah bu konudaki endokrinoloji uzmanlarımıza, dahil edicilerimizle. Neden? Bunun vücuttaki yaptığı başka deformasyon yanında estetiksel anlamda baktığımız zaman da yüzümüzde vücudumuzdaki bir deformasyonlar sebep oluyor. Ani hızlı kilo kayıplarında eğer yapısal değilse oluşan ve yüzümüzde en hızlı kendini gösteren göz altındaki deformasyonlar. Ne oluyor burada? Tabii ki yine burada da göz altımızda kemik yapımızın üstünde onu örten ve güzelliğini sağlayan yağ petlerde ani erimeler oluyor. Ve bu da göz altımızda bir çöküntü çukura sebep oluyor. Bundan kaynaklı daha yaşlı, göz altında bir koyu halka çizgi gibi görüntüler de meydana gelebiliyor. Yapısal ya da sonradan oluşan durumlar hangisi olursa olsun bunlara belirli bir yoğunluğu olan dolgu maddeleriyle var olan, önceden var olan ya da hiç olmayan yağ petlerini taklit ederek göz altındaki toparlanma işlemine gözaltı dolgu deniliyor. Ben gözaltı dolgusunu fazlasıyla duydum, gözlemliyorum da etrafımda. Yalnız bazen dikkatimi çekiyor. Bu gözaltı dolguları çok deforme oluyor. Yani bilmiyorum yapıldıktan sonra belki daha düzgün duruyor ama zamanla mı ya da bazılarında mı tam bunu sizden dinlemek istiyorum, detaylandırmanızı istiyorum. Gözaltı torbaları dışarıya doğru çıkabiliyor. Bir deformasyon oluyor ve ben çok beğenmiyorum. Çok doğal durmuyor, buraya bitişik duruyor. Mutlaka ki uzmanın kimin yaptığı çok önemli ama ben sizden bu işin inceliklerini öğrenmek tabii istiyorum. Tabii orada dediğiniz gibi bir tekniği de var. Normalde gözaltı çok ince bir deri yapısındadır. Eğer bunu direkt deri altına bırakmaya çalışırsak, dolgu malzemelerinin bir özelliği vardır. Su tutucu özellikleri vardır. Özellikle kadınlarda bir menstruasyon dönemine geldiğimizde vücudu su tutmaya başlıyor. Daha fazla bir ödem oluşumu var. Haliyle dolgular da daha fazlasıyla deri altına o bölgeye gelen suyu tutma gibi bir sonuca varılıyor. Haliyle deri çok ince olduğu için de dolgu maddesinin şişmesine veya kendi vücudumuzun ödemlerle şişmesinin dolguyla birleşmesiyle dışarı doğru çıkıntılar oluşturuyor. Evet, zaman zaman evet. Dikkatimi çekiyor. Bundan kaynaklı bir oradaki dolgunun daha belli planlarda sadece derinin onu baskılaması değil, alttaki bağ dokularında tutacağı şekildeki yapılara konulması gerekiyor. Bu teknik bir kısmı. İkinci, bunu danışan ve yaptıran kişi olarak da dikkat edilmesi gereken kısım da şu. Bu dolgular yapılırken genellikle belli dönemlerde oluşabilecek bir ödem durumuna karşı tamamen düz yapılmak istenmez. Bir miktar bir çukur bırakılması gerekir. Şimdi Nefis Hanım, sizin gözünüzün altında hafiften bir gözyaşı olduğunuzda oluşan ince bir çukurluk mu? Evet. Normaldir. Dışarı doğru olan minicik bir çıkıntı mı? Tabii ki o içeriye doğru olan normaldir. Evet, işte hepimizde onu bırakılması gibi gerekir ki vücut kapatmamak lazım. Evet, vücut yani ödemini tuttuğu zaman dışarı doğru bir haftalık çıkıntılı gezmezsiniz. Evet. Eğer teknikten kaynaklıysa kişiden ısrarla ben dümdüz bir gözaltı istiyorum derse. İkinci bir kısım da şudur. Gözaltı yapılırken de bazen bunlarla karşılaşılabiliyor. Sadece ben gözaltını istiyorum ama kişinin elmacık kemiği kısımlarında ya da gözyaşı oluğunun tam orta yüz dediğimiz şu bölgedeki yağ yastıklarında da bir erime vardır. Burada bir çöküntü de olduğu için birbirini bütünlemediğinden kaynaklı sadece göz altına dolgu yapıp orta yüzde problem var ve elmacık kemiğinde problem varsa onu da bırakırsanız
O zaman yine yukarıda yapılan dolgu işlemiyle dışarı doğru bir halka şeklindeki görüntü ya da dalgalı bir görüntü olacaktır. Bundan kaynaklı aslında gözaltı dolguyla orta yüz dediğimiz burunla elmacık kemiği arasındaki hemen göz altındaki kısım ya da elmacık kemiğinde yapısında birlikte değerlendirmek gerekir. Evet, eğer o bölgede problem varsa sadece bir göz altına ışık dolgusu yaptırmak istiyorum gibi bir tabir değil de hekimin de görmesi üzerine elmacığı ya da orta yüzde ihtiyaç varsa birlikte yapılırsa daha düzgün görüntüler ortaya çıkacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.